Hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar CZ'nin yapmış olduğu bir önceki videolarda da bizim e, belirttiğimiz hem AB yasaları hem de son zamanlarda çok fazla gördüğümüz işte G20 raporu ve ülkelerin genel olarak kripto paraları e, düzenleme isteğiyle alakalı CZ'nin yapmış olduğu açıklama üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi adam diyor ki bu arada Twitter'da açıklama yaptı. Tweet attı. E, orijinalini isterseniz CZ'nin Twitter hesabından girip okuyabilirsiniz. Şimdi direkt olarak okuyorum arkadaşlar CZ'nin dediğini. Daha fazla düzenleme kötü bir şey değildir. Uygun düzenleme artan kurumsal benimsemeyi teşvik edebilir ve tüketicinin korunmasını iyileştirebilir. Şimdi aslında ben sürekli bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Daha fazla düzenleme kötü bir şey değildir diyor. Neden? Çünkü aynen söylediği şey yani e, sürekli ben de bunu anlatıyorum aslında. Uygun düzenleme gerçekten de benimsemeyi teşvik eder. Teşvik etmenin yanı sıra zaten daha kısa bir süre önceye kadar ülkeler kripto diye bir şeyin varlığını masa başında kabul etmiyorlardı. Böyle bir şey yok diyorlardı. Yani e, finansal ekonomik bir unsur olarak biz bunu kabul etmiyoruz. Bugün adamlar düzenlemeye gidiyorlar. Hemen çok hızlı bir geri vites attılar arkadaşlar. Şimdi daha dün bilinmezken duyulmazken bugün e, tutup da bu adamların bunlarla alakalı düzenlemeye gitmesi. Yani buna olumsuz bir durum olarak bakacak insanlar gerçekten bir şey bilmiyordur. Bakın çok net konuşuyorum hiçbir şey bilmiyordur hem de. en ufacık. Ee, kesinlikle uygun düzenlemeyle arkadaşlar aynen katılıyorum. Teşvik eder ve bu baktığımızda hem ülkelerin tanıması için çok iyi bir şey. Olumlu adım atmaları için de aynı zamanda yatırımcıya da bir teşviktir arkadaşlar. Ki hakeza e, tüketicinin korunması için aynı şekilde yine e, çok iyi. Yani lunc vakası alın luncdan mesela kimler kimler battı? Hanginiz hakkını savunabildi? Kim aldı parayı luncdan arkadaşlar? Teradan. Var mı? Ben aldım diyen varsa yazsın yorumlarda e, şey diye. Ben aldım yazsın. Mahkemeye verdim. Mahkeme beni haklı buldu falan filan. Ya da işte şu devlet işte benim arkamda durdu. E, şu oluşum. Dünyada yapılan şu madde benim arkamda durdu desin, ben de dava edip kazandım desin, ya da bana zaten vermek zorunda kaldılar desin. Var mı bunu diyebilecek biri? Okumaya devam ediyorum. Bu adımlar aynı zamanda kripto para birimlerinin daha fazla benimsenmesini sağlayabilir. Aynen öyle. Bitcoin ve kripto para birimi kullanıcılarını koruyacak bir şekilde düzenleme getirmek isteyenlere destek verebiliriz. Yani adam genel anlamda arkadaşlar. Yapmış olduğu uyarıda bunun doğru bir şey olduğunu ve düzgün maddeler olduğu takdirde bizzat kendisinin de destek vereceğini açıklıyor. Ayrıyeten tabii ki bütün bunlar arkadaşlar fiyat paritesi olarak da baktığımızda uzun vadede kripto paralara ve Bitcoin'e olumlu olacak şeyler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.